Herkese merhaba. Bugün size Singapur matematiği e, yöntemiyle bir kesir problemi çözeceğiz. E, kesir problemleri ülkemizde öğrencilerimiz için e, korkulan bir rüya haline gelmiştir. Matematik keza öyledir. Ama bizler e, bu problemlerin daha eğlenceli, güzel e, ve kolay bir yöntemini size anlatacağız. E, sorumuza e, geçelim. Sorumuz e, hayli karmaşık ve zor görünen bir soru. Hasan annesinin yapmış olduğu lezzetli keklerin ilk gün 3 bölü 8'ini, ikinci gün kalan keklerin 1 bölü 5'ini, üçüncü gün ise kalan keklerin 1 bölü 2'sini mideye indiriyor. Geriye 8 kek kalıyor. Başlangıçta Hasan'ın annesi kaç dilim kek yapmıştır? Göründüğü gibi karmaşık bir soru çünkü paydalar çok farklı. Biz klasik matematik yönteminde bunu nasıl yapacağız? Paydalarını eşitleyeceğiz. 80x'i bulmuş olacağız paydalarını eşitlediğimizde. İşte ondan sonra daha 3 bölü 8'ini alacağız. Daha sonra 1 bölü 5'ini 1 bölü alıp x'i yerine koyduğumuzda başlangıçtaki kaç dilim kek varsa ona ulaşacağız. Ama bunun daha farklı bir yöntemi var. Biraz önce de belirttik. Singapur matematiğinde materyal kullanımı çok önemli. Burada da göründüğü gibi kesir materyallerimiz var. Bu kesir materyallerini ben 1 bölü 8 olarak ortaya çıkardım. Farklı yine kesir şeylerimizde bulunmakta, materyallerimizde bulunmakta. Neden 8'lik yaptım? Çünkü 3 bölü 8'ini ilk günüyor ve bunları 1 bölü 8'lik 8 parçaya getirdim. Şimdi problem çözmesine başlayalım. Şimdi diyor ki ilk gün 3 bölü 8'ini e, Hasan yemiş. Şimdi baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir bütün ve bunun 3 bölü 8'ini yani şu kısmı Hasan mideye indirmiş. Şimdi peki geriye ne kaldı? Geriye de bir yine bir parçamız var. E, bu kalan kekin diyor 1 bölü 5'ini yemiş. Baktığımız zaman yine 5 eee faydalı bir şey var ve bunun 1 bölü 5'ini yani şu kısmı şu kısmı da alalım. 1 bölü 5'ini de yemiş bulunuyor. Daha sonra diyor ki kalan keklerin 1 bölü 2'sini mideye indiriyor. Baktığımızda 1 bölü 4'lük bir e, kek dilimi kaldı ve bunun 1 bölü 2'sini yani şu gördüğümüz şu kısmı 1 bölü 2'sini tekrardan Hasan midesine indirmiş oluyor. Geriye 8 kek kalıyor. Ve başlangıçta Hasan'ın annesinin kaç dilim kek yaptığını bulacağız. Burada bize gösteren şey şu. Bakıldığında şurada 2 bizim kesir dilimimiz kaldı. Ve bunların toplamı 8'miş. Yani o zaman ne oluyor? Bir dilimimiz bizim. Bir dilimimiz bizim. 8 bölü 2'den 4 oluyor. Yani benim 1 bölü 8'lik dilimimin karşılığı gelen kek 4 oluyor. Başlangıça döndüğümüzde kaç kesir çubuğum oldu? 8. Değil mi? Her biri 4 ise bakıldığında 8 çarpı 4 o da 32 eder. Yani Hasan'ın annesi başlangıçta 32 dilim kek yapmıştır. Göründüğü gibi Materyal yardımıyla Singapur matematiğiyle problemlerin çözümü çok daha kolay ve anlaşılır bir hale geliyor. Görüşmek üzere.